Şimdi biliyorsunuz Tüzel Felsefesi, Ege'nin Tüzel Felsefesi deyince kaç kişi ilk kez katılıyor bugün? İki kişi mi var? Evet. Tamam, o zaman ne yaptığımızı biliyorsunuz. Tüzel Felsefesi, Ege'nin. Bunları biliyorsunuz. Küreselleşmeyle bağlantı içinde ya da ilişki içinde alacağız. Ve de bu çalışmanın temeli Hegel'in mantık bilimi. Genel olarak felsefe tarihini bilmeniz gerekiyor. Genel olarak bilimleri bilmeniz gerekiyor. Tarih bilginizin iyi olması gerekiyor. Onun dışında konuyla ilgili her kavrama ilişkin başka bilgileri de edinmiş olmanız iyi olur. Yoksa Çince gibi geleceğiz. Çok anlamlı şeyler, gerçek anlamlı önermeler, bağlılıklar ifade etmeyecek. Doğal bilincin kaçınılmaz yazgısı. Şimdi onu azaltmaya çalışıyor. Hegel de onu azaltmaya çalışıyor. Onun için önce ne yaptığımızı anlamamız gerekiyor. Tüzel felsefesi ya da hak felsefesi terimi çok değil mi? Türkçe için uygun değil. Ne diyorsunuz? Philosophy des Rechts. Rechts filosofi. Yani hak felsefesi. Hak Almanca'da, İngilizce'de sağ anlamına da geliyor, rights, rights. Ama etimolojik bir bağlantı, bunun kavramına hiçbir ilgisi yok. Bu Heidegger'in girebileceği bir nokta. Sağ taraftan hak kavramı nasıl geldi ki ama Heidegger açıklamaya çalışabilir ve açıkladığını da kabul eder aslında. Ama etimolojinin burada hiçbir yok, bağlantısı yok. Hiç, sol da olabilir, sağ da olabilir, bunun hakla bir ilgisi yok. Tanrı kavramıyla bağlantılı şeyde, bu da dışsal bir bağlantı gibi görünüyor ama yani hak tanrısaldır dendiği zaman orada yine bir iç bağlantı yapılabilir, görülebilir. Şimdi tüze felsefesi diyeceğiz, tüze deyince de hukuk anlaşılıyor değil mi? Tüze, bu Türkçe bir sözcük. Böyle normal dilde, gündelik Türkçe'de kullanılan bir sözcük. Tüze'nin yabancısı olduğu bir sözcük değil. Ancak köylüler yabancı olabilir ve Türkiye'de kentlerde çok sayıda köylü yaşadığı için bunlardan gelen tepkiler değil, şaşırtıcı değil, alışılmadık şeyler değil. Tüze felsefesi diyoruz, hak felsefesi demiyoruz ama öyle de anlayabilirsiniz. İstenç felsefesi, özgürlük felsefesi olarak da anlayabilirsiniz. Çünkü bu kavramlar bu kavramlar birbirleriyle yakın, bağlantılı kavramlar, anlamdaş değiller. Kavramlar için anlamdaş sözcüğünü kullanmıyoruz. Anlamdaş sözcüğünü sözcükler için kullanacağız, sözcük düzleminde. Bizi ilgilendirmiyor çok fazla. Dışsal olarak ilgilendiriyor ya da. Hak, istenç ve özgürlük kavramları, bunlar temel kavramları. Bunları bilmiyorsak, insanaltı bir entelektüel durumdayız demektir. Ya da ulusaltı, ya da ulusal öz bilincinden yoksun. Yani tabii ki insan dili olduğu için de gurur duyabilir, onunla da yetinebilir ama akıllı insanlar, ulusal insanlar onunla yetinmiyorlar. İşin gerçeğini öğrenmek istiyorlar. Sözcükleri tanıyoruz ve bunların bağlantısını bulacağız. Şimdi Hegel'in sistemin genel yapısı bu. Kısaca özetleyelim, Hegel Til'in görgü bilimini yazdı önce. Yenem'deyken bitirdi ve Napolyon Prusya ordusunu yenerken bitirdi. 1806'da bitirdi, 1807'de yayınlandı. Bu Hegel'in gençlik yapıtıydı, kendisi öyle diyor. Til'in görgü bilimi Hegel'in sistemine ait değil. Bu çok özel bir şey ve bunu anlamak değil, hiç zor değil. Yani önemli bir şey, yapıt, ilginç bir yapıt. Hala okuyoruz ve belki yüzyıllarca okunacak ama Hegel'in dizgesine ait değil. Hegel, dizgenin ilk, dizgeye giriş olarak, hatta dizgenin birinci bölümü olarak tasarlamış gençliğinde, yani 30 yaşlar üstünde, Viyana'da kalırken, yazarken. Ama daha sonra onu Nürnberg'de mantık bilim üzerine çalışırken, o Til'in görgü bilimini birinci bölüm olarak ya da giriş olarak almaktan vazgeçtiğini söylüyor ve bütün ilgi içeriğini Askömedi'ye yerleştiriyor. Askömedi 3 bölümden oluşuyor ve Til'in görgü biliminde biraz daha düzeltilerek o gençlik yapıtı olmanın verdiği yetersizlikten kurtularak
Asköbe diye uyarlanıyor. Tin felsefesinin bir bölümü olarak yerleştiriliyor. Tin görünümü bilmenin şeyi bu. Durumu bu. Sonra Asköbe'de bir gelin bütün insan bilgisini örgütleme için bir girişime. Bunu başarmış mı? Yani şimdi dizge kavramı bu da önemli, tanıtlama kavramı da önemli ve bilgi kavramı önemli. Asköbedi'nin anlamı ne olabilir? Asköbediler genel olarak alfabetik bir sıra izler ve değişik insanlar tarafından yazılır. Çeşitli insanlar, çok sayıda insan tarafından yazılır. Çok uzmanlar tarafından yazılır ve yine de bir başka uzman bir makaleyi başka türlü yazabilir. Aynı uzman başka bir zamanda başka türlü yazabilir. Başka bir bakış açısıyla, başka bir eğilimle başka türlü yazabilir. Dolayısıyla sıradan asköbediler aslında bilgi idealine uygun değiller. Eksikler olabilir, tamam. Ama burada önemli olan bu tür sıradan ansiklopedilerin hermenetik olmaları, öyle diyebiliriz. Bir tür yorum olmaları. Kişilerin keyiflerine bağlı, kişilerin ön yargılarına, birikimlerine, yeteneklerine, yeteneksizliklerine ya da yetersizliklerine bağlı. Ve tabii ki bu doğal. Britannica, örneğin ansiklopedi Britannica çok uzun bir süre boyunca yayınlandı. Şimdi internette neredeyse can çekişiyor. Kağıt versiyonu basılmıyor artık. Bu ansiklopedi kendini zaman içinde iyileştirdi ve dünyanın en iyi ansiklopedisi olma noktasına geldi. Çünkü gerçekten de her makale defalarca yazıldı. Yüzyıllar içinde, yani yüzyıllar derken aşağı yukarı 200 yıla yakın bir süresi var. Ama yine de eskiyen bir bilgi toplağı ve bize uygun değil. Orada gördük, pek çok bilgi öğreniyoruz ama anlam öğrenemiyoruz. Ya da genel olarak onu öğreniyoruz. Çünkü kişilerin görüşleri var. Ve de felsefede görüş kadar felsefenin amacı görüşü bilgiye yükseltmek. Yani görüşün hiçbir yeri yok ya da olumsuz bir yeri var felsefede. Felsefe tarihine, felsefe metinlerinin içine aldığınız zaman görüşleri onların çözündürmek için, düzeltmek için alıyoruz. Tasarımları, görüşleri, ön yargıları. Bunlar insanın bilgisizliğinin belirleyicileri ve önemli olan bu durumu gidermek. Ya da yarı insan olarak kalmak. Dedik kimse bunu gönüllü olarak kabul etmez. Yarı insan olmaktan kurtulmanın ya da o kelime yüklenmekten kurtulmanın en etkili yolu son zamanlarda postmodernizm. Çünkü postmodernizm tam insanlığı kavramı kabul etmediği için, herkes yarım olduğu için, herkes bilgiden yoksun olduğu için, ustan yoksun olduğu için bir eşitsizlik ortaya çıkmıyor. Kimse hiç terlemiyor. Herkes yarım olunca kimse kimseye üstünlüğü taslayamaz. Bir hiyerarşi olmadığı gibi bilim diye bir şey söz konusu değil. Bunlar daha kapalı doğal bilimci hep kaçırdığı şeyler. Yani postmodernizm denen şey hırzı bu aslında bilimi çürütmek için, usul çürütmek için, bilgi çürütmek için bir girişim. Çünkü bilgi saltık, bilim saltık. Ama bunlar saltığı reddediyorlar, gerçeği reddediyorlar, böyle bir şey olamaz diyorlar. Görünlü olana, yanlış olana, ona dönüyorlar ve böyle bir durumda çok kültürlük içinde ya var olabileceğini düşünüyorlar insanlığın ama olmuyor. Çünkü insanlık özsel olarak ideali istiyor, gerçeği istiyor, doğruyu, güzeli istiyor ve bu sınırlamalar bize uygun değil. Ama bir moda olarak, geçici bir akım olarak düşüncesi doğal bilimci yakalıyor bu tür şeyler. Sözde bunları felsefe demek doğru değil ama felsefe tarihini alıyoruz. Yani sofizm bir felsefe değil ama felsefe tarihini alıyoruz. Çünkü insan usulünün bir açılımı, çıkarsama çabasının sonucu ve yanlış alanda kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Ona karşı kör kalmayı, duyarsız kalmayı, bilgisiz kalmayı doğru bulmuyoruz. Değil mi? Yani usul yanılgıları diye bir şey var. Çünkü usul nasıl yanılıyor? Bir yere takıldığı zaman, bir kavrama takıldığı zaman, tekil bir kavrama takıldığı zaman, bütünü göz ardı ettiği zaman, her şeyi o ilkeye göre kurmaya başladığı zaman o bir sapma oluyor ve
eğer izleyebiliyorsanız, yani herhangi bir tiken ilkenin tek bir kavramın ilke olarak alınması kadar yine felsefeye aykırı bir şey yok. Çünkü bilginin bütünü için öyle bir ilkeyi kullanmak bir şey değil. İyi bir yöntem değil, kötü bir yöntem ya da yöntem değil aslında. Ama sık sık modern dönemde de yapılan şey buydu. Spinoza'da bile görüyorduk bunu. Spinoza çözüm ilke olarak alıyordu ve o ilkeye göre o ikiye göre bir felsefi bir dizge kurmaya çalıştığı zaman kuruyor tabii ki, ama o dizge eksik oluyor ve onun yeter ortadan kaldırılması, yani yükseltilmesi gerekiyor ve özür tarihinde olan şey buydu. Şimdi Hegel'in dizgesine tekrar dönelim. Düze felsefesi din felsefesinde duracak. Ve de tabii ki nesnel tin alanı. Şimdi tüze felsefesinin alanı bu. Nesnel tin alanı Hegel'in istence, özgürlüğü ya da hak kavramını çözümleme alanı ve öznel tinde ve zaltık tinde daha başka içerikler var, ama Hegel'in yöntemine göre bu tin felsefesinin ilk kapısı öznel tin, nesnel tin sonluluk kapısı, dolaylı kapı ve daha sonra gerçek sonsuzluk kapısı var. Şimdi burada güzel sanat, din ve felsefe ya da bilim inceleniyor. O bizi şu anda ilgilendirmiyor, ama siz nesnel tinin nerede olduğunu anlamak için onu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi buradayız. Bu gelen metni. Kavramını inceledik, değil mi? Hatırlıyor musunuz? İstenç kavramını evrensel olarak inceledik, tiker olarak açılımını, gerektiğini gördük. Sonra kurgun gerçeğini ya da kurgun kavramının iki momenti birliği olarak gördük. Ve şimdi istencin tüze felsefesinin ilk kavramına gelelim. Oraya başlayalım ve gereken bağlantıları tekrar ele almak için geriye, ileriye doğru gidebiliriz. Mülkiyet kavramı. Mülkiyet kavramı Hegel'in tüze felsefesinin ilk kavramı. İstencinin ilk belirlenimi, ilk özgürlük belirlenimi ve ilk hak belirlenimi. Mülkiyet. Nedir mülkiyet? Mülkiyet kavramı, her kavramın ne olduğu sorulduğu zaman herhangi bir bütün kavramlar için geçerli. Bir kavramın ne olduğu sorulduğu zaman yanıt bulamıyoruz. Ya da beklenen yanıtlar yetersiz oluyor. Kişiden kişiye değişiyor ve görevli olarak tanım aramıyoruz. Felsefede bütün yapmamız gereken şey ya da bilimle bütün yapmamız gereken şey kavramları birbirleriyle doğru bağlantılamak. Bu sistemi doğru olarak oluşturmak. Mülkiyet kavramını bütün dizgesel yapı içinde buraya koymak. Mülkiyet kavramı bir ahlak kavramı değil, bir etik kavram değil. Zaltık tin alanına ait bir kavram değil, öznel tin alanına ait bir kavram da değil. İstenç alanına ait, sonluluk alanına ait, sonluluk tin alanına ait bir kavram ve Hegel'in bütün yaptığı şey ve daha önceki felsefenin pek sorunlu bir şekilde görmediği için yapmaya çalıştığını söylemeyeceğiz. Biraz fazla yerde ısrarıyor ama Mülkiyetle başladık. Mülkiyet kavramı. Hegel bir buz. Kendi çağının kültürü tarafından şekillendirilmiş bir kültürel bilinç. Onda da bütün kavramlar var. Bizlerde olduğu gibi. Mülkiyet nedir?
sorusunu da soruyor ya da genel olarak her kavramsal soruyu soruyor ve onun yanıtını dizgesel bağlantıda arıyor. Yani doğru yerinde düşünüyor. Ve bu buradaki dizgeye gelin kitaplarının askerlik, yani bütün aslında felsefesinin en azından şeyden sonra, Nürnberg'den sonra üniversiteye, Heidelberg Üniversitesi'ne orada ders vermeye başladığı tarihten sonraki felsefesinin yapısı. Daha önce bu yapı yok. Tingör'de yok olmadığını söyledim. Şimdi, o zaman ne yapacağız? Milliyet nasıl incelenecek? Ya da genel olarak sonraki olanı, şu anda kavramları nasıl inceleyeceğiz? Niye felsefe yapıyoruz? Niye bilim yapıyoruz? Niye 1000 yıldır, 2000 yıldır bu işi yapıyoruz? Ve daha yapıyoruz. Milliyet nedir? İstenç belirlenme dedik. Bak, ya da özgürlük konusunda dedik. Aslında daha da sıfatlı söyledik. İlk istencin ilk belirlenme. Şimdi dizge olduğu için bu çıkarsamanın doğru olması gerekir. Çünkü bütün yapı bu, bütün bütünsel yapı, yani dizgenin kendi yapısı bu bileşeni doğru olarak içermeli, tam yerinde içermeli. Çünkü daha sonrası ve daha sonrası onlar bağlantı içinde duruyor. Ya da en azından bunlar arkasından gelecek olan kavramların buradan çıkarsanması gerekiyor. Şimdi kavramlar toplanmıyor. Doğal bilincimizden nereden geldiğini bilmiyoruz. İlk dışarıdan geliyor, kültürden geliyor. Değil mi? Bugün bu çağda doğal bir insan büyüdükçe o kavramları kültürden alıyor. Ama kültür onları nereden aldı? Doğadan almadı. Homo sapiens çıplak olarak doğdu, düşünsel olarak. Ama içsel olarak çıplak değildi, yüklüydü. Doğuştan düşüncelerden de başka adlandırmalar kullanıldı, bir potansiyel taşıyordu ve o potansiyel ona potansiyel kendini açındıracağı için, edimselleşeceği için bir şeye potansiyel dediğimiz zaman onun kendini açındırmaması ancak dışsal bir engele bağlı olur. Potansiyel dendiği zaman, gizlilik dendiği zaman mutlaka zorunlu olarak, saltık olarak kendini açındırmak, edimselleştirmek için. Homo sapiens de bir potansiyelden söz ediyorsak, o zaman onu geliştirmek zorunda. Homo sapiens hayvan değildi, doğadan daha fazlasıydı. Yani hem doğaydı ama doğadan daha fazlasıydı ve o doğadan daha fazlası olan yanı, düşünme yanı, isteme yanı, duygu yanı, doğayı aşan kavramlarla tanımladığımız bir özdü. O özün kendini göstermesi gerekiyor. Mesela yani o gizliliğin kendini güzelleştirmesi gerekiyor ve kültürü yaratma dediğiniz şey, kültür doğanın ötesinde tini yaptığı her şey. Nazi ideolojide bir kültür, Bolşevik ideolojide bir kültür. Devlet, sanat, bilimler, etik, ahlak, tüze, yasalar, bütün bunlar, dinler, bütün bunlar kültür kapsamına alabilir, kültür kavramının altına getirebileceği şeyler. Onun da tin genel olarak bir kültür süreci olarak görünüyor. Tin kavramı özel değil geldi diyorsun ya da önemli. Özel derken bir şeyi anlamayın. İlki anlamında ya da birincil olma anlamında anlamayacağız. Tin kavramı bütünsel bir kavram ve Hegel'in felsefe dizgesinin üçüncü ana bölümünde biliyorsunuz tin başlığı altında duruyor ve tin potansiyel olarak homo sapiensin potansiyel bir yanıydı ve kendini geri... Çünkü 100 milyon yıl önce homo sapiens ortaya çıktığında da henüz bir şey yok, kültür yok. Şey dedik, doğa durumuyla ilişkili olarak aslında doğa durumu hayvanın durumu, insanın durumu hiçbir zaman değil. İnsana uygulanıyorsa doğa durumu yanlış uygulanıyor. Çünkü insan ortaya çıkar çıkmaz, eğer insansa, homo sapiens ise kültür başlatmak zorunda. Yani şey diyemeyiz, homo sapiens 10 milyon, 20 milyon hiçbir şey yapmadan hayvan gibi yaşadı diyemeyiz. O su taşıdığı için tür olarak en başından başlıyor varoluşuna ve ama aynı zamanda da tin ile yüklü, öyle diyebiliriz. Düşünme yetişse, duyumsama yetişse, öyle doğayı aşan, doğaüstü olan şeyler, yetilerle yüklü ve bunları geliştirmek zorunda. Doğaüstü dendiği zaman terimin anlattığı, sözcük anlattığından başka hiçbir şey düşünmememiz gerekiyor. Tin'in
din anlatıyor bağışlık. Çünkü din doğayla karşılık içinde duruyor ve karşılık içinde durması, onun tarafından belirlenmesi, onu kapsaması demek, din doğadan ayrı bir şey değil. Ama aynı zamanda ayrı bir şey. Karşılık içinde olmak demek, ayrı, en son düzeyde ayrı olmak. Birbirini ortadan kaldırma düzeyinde ayrı. Aslında yayınleştirmek demek ve din doğrusu belirli bir şeyin kendisi. Ve yine sözcüğü doğru kullanırsak, metafizik denen şey de fizik ötesi olarak düşünülürse ve fiziği doğal olarak anlarsak, yine metafizik denen şey aslında din alanından başka bir şey değil. Ama sözcükler, Batı felsefeciliği gerçekten bir tarafıyla şey, ölecek ve yükülecek, yararlanılacak, kullanılacak bir şey ama başka bir yanıyla imbesilli düşünme yolu gibi görünüyor. Batı felsefesinde metafizik sözcüğü şeye uygulanıyor, logos'a uygulanıyor. Yani logos aslında din, doğa öncesi demek, doğa sonrası değil ama Ege'nin dizgesini düşünürsek, mantıksal olarak düşünürsek, doğayı öncelediği ölçüde logos alanı, mantık biliminin incelediği alan metafizik değil, pre-fizik dememiz gerekir. Yani fizik öncesi dememiz gerekir. Metafizik, fizik sonrası din alanı. Ve de sözcüğe şunun ya da bunun, Kant'ın ya da skolastikliğin ya da başkalarının ne anlam verdiği hiçbir önemi yok. Ne Aristoteles o anlam vermiş, ne Platon, ne de Hegel. Metafizik adı şeyden geliyor, Aristoteles'in çalışmalarını sınıflandıran bir kütüphaneci Yunanlı'nın verdiği dışsal bir adlandırma. Ve o nedenle tin alanı doğa sonrası, kültür, doğa üstü ya da doğa ötesi dediğimiz şey. Bunlar anlaşılıyor sanıyorum. Bir problem olmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi ön yargıları silmek şey bir güç ve bu ön yargılar yüzyıllardır Batı'da bir taraftan dini bir felsefe geliştirirken bir taraftan da bütün irasyonlar, bilim ve felsefeye aykırı bir öznerliğin eşliğinde oluyor bu süreç. Bir anlamda bunu da toparlamaya çalışıyor. Felsefeyi kişisellikten, öznerlikten, keyfilikten, düşüncesizlikten tamamen çalışıyor. Şimdi tekrar mülkiyet kavramına dönelim. Mülkiyet kavramı ilk kavram. Dolayısıyla bütün yapı onun üzerine kurulacak. O kavramı silerseniz, çizerseniz bütün yapıyı çökertirsiniz. Mülkiyet kavramı hak alanının, hak kavramının ilk realizasyonu. Onu silerseniz o zaman haktan hangi anlamda söyleyebiliriz? Şimdi düşünelim, mülkiyet demek bir insanın dışsal şeyler üzerindeki istenci. Bu ne zaman var? Ya da ne zaman insanlık için realize oldu? Ya da tarihte mülkiyet kavramının evrimi nasıl gitti? Onu düşünelim. Köleler için böyle bir hak yok. Mülkiyet bir hak. Özgürlük. Özgür insan, istenci olan insan demek aynı zamanda. Çünkü istenç ve özgürlük aynı şey, ona dikkat edelim. Ama şimdi yeni gelen için biraz şey, çok kompakt oluyor ama başka bir düzen bir şey yok. İstenç, özgürlük de değil. Yani istenç, özgürlük, istenç değil, yüklenmiş falan değil. İstenç, özgürlüğün sözü ya da kendisi ve dolayısıyla mülkiyet istenci anlatımıysa, istenci olan insan, özgür insan mülkiyet sahibi olabilir ve tarihe baktığımız zaman bunun öyle herkese açık olmadığını görüyoruz. En azından Yunanlara ve Romalılara baktığımız zaman orada şey var. Belli köleler sınıfı ya da belli şeyler, nüfusun ilik isimleri o ortaktan soyutlanıyor, onlara verilmiyor ve mülkiyet sahibi olamıyorlar. Kabilelerde mülkiyet olabiliyor. Kabilelerde özgür istençten söz edebiliyor. Özgürlükten. İstençler. Kabile şey gibi, tek parça gibi. Şefik var, altında bir nüfus duruyor ve tabii şimdi o fikir olarak, ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir alan ama en azından kabilelerde daha kolektif bir yapı buluyoruz ve orada mülkiyet belli ölçülerde işliyor olabilir. Şimdi mülkiyetin yer diğer hiç değil mülkiyetin varlığı. Yani çok fazla sınırlama altına ya da koşul altına getirilir. Onu da dikkate alacağız.
Ama bizim istediğimiz şey mülkiyetin kavramının ne olduğu, yani tam gelişmiş, eksiksiz mülkiyet hakkının ne olduğu. Şimdi ilk kavram dedik ve dolayısıyla bu kavramın çok fazla şeyi var. Yani irdelenecek bir yanı var. Bunları tek tek olacak zamanımız olacak mı bilmiyoruz. Şimdi burada en önemli noktalardan birisi şu. Bize yine yabancı gelecek. Mülkiyetin ussallığı neden var? Mülkiyet ussal mıdır? Ussallığı neden var? Mülkiyet nesne olarak, şey olarak, dustbin olarak düşünürseniz bizim gereksinimlerimizi karşılamaya yarayan bir araç gibi görünüyor ama bununla hiçbir ilgisi yok. Mülkiyetin gereksinimin karşılanmasıyla hiçbir ilgisi yok. Gereksinimi karşılayabilir ama karşılamak zorunda değil. Karşılamayabilir de hiçbir şekilde... Efendim? Satın alınmak zorunda mı? Değil. Çünkü şöyle, mülkiyet benim istencim olduğu için mülkiyetimi satmak zorunda değilim. Yok edebilirim. Benim istencimin altında durması demek, benim onun üzerinde her şeyi yapma hakkım olması demek. Yok edebilirim, hediye edebilirim, dağıtabilirim, bir şeyle değişik tokuş yapabilirim. Bunlar bizim bildiğin şeyler ama mülkiyetin ussallığı, mülkiyet kavramı bunlarla kesin olarak ilgili değil. Mülkiyetin kavramı Tanegin X'e 41'in altında, paragraf 41'in altında ilk satırı söylüyor. Kişi ide olarak var olabilmek için. Bir kere kişi kavramı nedir? Oradan girmemiz gerekiyor. Kişi, person. Yani yine bu sıradan dilde de kullandığımız bir kavram ama yine sıradan dil bile bu kavramı teknik kavram olarak da kullanabiliyor ve kişilik sözcüğü güzel bir sözcük. Kişi hakları planlıyoruz. Psikolojide kullanılıyor, sanki kalitlerle ilgiliymiş gibi kullanılıyor ama bizim de ilgilenmeyen şey istençle ilişkisi. İstencin belirli bir biçimine anlatım vermesi. Çünkü kişi hak alanında istencin bulmuş biçimi, ahlak alanı var dilinin dizgesinde. Burada istenç bireysel olarak düşünüldüğünde, şu ahlak alanında, burada kişiyle ilgili bir durum ortadan kalkıyor. Ahlak kişiyle ilgili bir durum değil. Özne ile ilgili bir durum. Örneğin aileye geldiğimiz zaman terapik alanında, ailede bireyin niteliği ne özne olmak ne de kişi olmak. Aile içinde insanlar birbirine karşı kişi olarak davranmıyorlar. İki kardeş birbirine karşı kişi değil. Aile üyeleri olarak davranıyorlar. Yani kişi kavramının gereğine sorgulamamız gerekiyor ve onun ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Kişi kavramı tüzel kişilik anlamında düşünüyoruz burada ve bu yeni bir kavram. Örneğin Sovyetler Birliği'nde insanlar kişi değillerdi. Mülkiyetleri, mülkiyet hakları yoktu ya da çok çok kısıtlı mülkiyet hakları vardı. Her şeyi ortaklaşa kullanmalardı. Her şeyi ortaktılar. Nasıl oluyorsa aslında olmuyor tabii. Yani hiçbir şeyde ortak değillerdi. Çin'de bugün mülkiyet hakkı yok da ise kişiden söz edemeyiz. Yani bir şeyin aslında şey değil. Kişi değil. İstenci olan, kendisi olan, istediğini yapabilen özgür bir insan değil. Şimdi bu bir gelin sisteminde kavramların bağlantısının açılmaması. Yani yine bir klasörde alışkanlıklarımıza, ön bilgilerimize, ön yargılarımıza uymayacak bu çözümlerle onları özgür olarak ve rahat olarak karşılaştırmamız gerekiyor. Şimdi kişinin ideal olarak var olabilmesine de kişi soyut bir kavram. Kişinin ideal olarak var olabilmesi, idealın ne demek olduğunu hatırlayacağız. İdeal kavram ve ideal kendiliğinin yeri geldi. Ve kavram ve nesnenliğin bir yeri geldi. Dolayısıyla ustal olan da gerçek anlamda o soyutlamanın yenilmesini anlatıyordu. Ve tüze felsefesi hak kavramıyla değil ama hak ideasıyla ilgileniyordu.
İdeal kavramı çok özel Hegel'de. İdeal kavramının aslında Platon'un ideal kavramı bile olduğunu söylemiştik. Kavramın ve nesnelliğin birliğiydi. Yani ideal yalnızca şey değil, özneye ait kavram değil. Ya da yalnızca nesnel bir kavram da değil. İdeal Hegel'de bir süs olarak durmuyor. Platon için ne kadar özelse Hegel için o kadar özel. İdeallar nesneldir. Yani Sokrates iyi ideasını araştırırken kendi kafasındaki öznel bir biçimi araştırmıyordu. Nesnel idrayı, nesnel formu araştırıyordu ve o anlamda zaten onların felsefesinde, yani Platonik felsefede idealin nesnelliği açık bir şey. İdeal kendi başına var olan bir şey. İnsanlar sorup duruyorlar, nerede var olduğu idealar? Yani bu insan düşüncesine, insan bilincine sınırlı bir şey değil. Bir şeyin var olabilmesi için ideal olarak var olabilmesi gerekir. Yani nesnelliğin ve kavramın birliği olarak var olabilmesi gerekir. Bu bunu zaman içinde felsefeye daha fazla girenler, daha fazla daha iyi düşünme şansını bulanlar zaman içinde bu kavramları olgunlaştıracaklar. Yoksa eğer gerçekten bir duyuşla, bir okuyuşla öğrenmek olanaklı olsaydı felsefenin işi çok kolay olurdu. Bir taraftan eski artıklar yeni öğrenmeyi engelliyor, bir taraftan yeni kendisi gerçekten şey. Kolay olmadığı için ikili bir problemi çözmek zorunda felsefe çalışan bir kafa. Şimdi idealin var olarak var olabilmesi için kendine özgürlüğün dış alanını vermelidir diyor. Kendini tikelleştirmeli ya da belirlemeli diyor. Çünkü belirleme genellikle dış alanına bağlantılı olarak anlaşılıyor. Dazen'le alabilir. Bağlantılı olarak anlaşılıyor ve İdean'ın da kendine bu alanda verdiği ilk belirlenim ülkeye kendini dışlaştırmak. İstencinin kendini dışlaştırması, dışlaştırması, kendine belirlenim vermesi ilk kez ülkeye biçiminde oldu. Şimdi kişi sonsuz istenç diyor burada görüyorsunuz. Kendimde kendi için var olan sonsuz istenç olduğu için. Ondan, şimdi bunlar, buraları anlamak gerçekten zor. Hegel'i okumanın en büyük güçlü şeylerde yaptığı değil mi? Yani şu sizin paragraf, şey, açık bir paragraf değil. Daha açık olabilir mi? Hegel daha açık olarak yazabilir miydi? Yazabilirdi bir parası. Bir şey demek istiyor orada ama o anlatım biçimi şey değil. Çok mümkün değil ve Hegel'in sürekli olarak yaptığı şey bu. Kendi yapıtlarını Ascobedi'yi 1817'de yayınladıktan sonra onun iki versiyonunu daha toplam üç versiyonunu onu yayınlıyor ve her seferinde yaptığı şey şu açıklama. Bunlar bu paragrafın altındaki şey ek sonradan ya Hegel'in el yazmalarından ya da öğrenci notlarından yapılan katkı ek bölümü. Bir de bunların paragrafların altında şu girintili olarak gördüğünüz notlar var. Şurası not, yani bu şurada daha net olarak göreceğiz herhalde, görüyorsunuz. Şu paragrafın kendisi, 40. paragraf, ABC ile ilgili şurada girinti var. Bu Anmerkung. Bunları not olarak alıyoruz ve Hegel'in yaptığı şey bu bir çözümleme diyelim ama açılmam diyelim. Exposition, exposition, negatif terime. Bunlar başka türlü olabilir. Daha iyi yapılar. Daha, yani bizim buradaki çalışmamızın da aslında şeyi bu, amacı bu. Bu kavram bağlantılarını daha iyi betimleyebilmek. Tanımlamak demeyeceğiz ama betimleyebilmek, açılmayabilmek, açıklayabilmek, irdeleyebilmek, düşünebilmek, dışsal başka yaklaşımlarla, başka kuramlarla karşılaştırmak ve o şekilde o kavram bağlantılarını pekiştirmek, yoklamak, onları dogma olarak almanın hiçbir yarar yok çünkü. Kişi kendi bilincinde, herkes kendi bilincinde onu çıkarsamadıktan, tanıtamadıktan sonra ezbere kullanacak bir yapı değil bu. Şimdi Hegel şu altta söylediği açık, mülkiyetin ruhsal yanı gereksinimlerin doyumunda değil ama kişinin saf öznerliğinin kendini ortadan kaldırmasında yatar. Yani özelliğin kendini ortadan kaldırması, nesnelliğe geçmesi demek.
İslamcı kendine mesnerlik bağlısı mülkiyet. İlk devirlenme mülkiyetti. Ve mülkiyet gereksinimlerle sınırlı değil. Mülkiyetin bir gereksinimi doyurabilmesi kadar normal bir şey yok. Ama mülkiyet kavramının kendisinde o gereksinimi karşılama gibi bir şey yapmıyor. Birbirini yapmıyor, öyle diyeceğiz. Bilkin mülkiyettedir ki kişi us olarak vardır. Bu da büyük olasılıkla ya ilginin notlarından ya da ilginin öğrencilerinin notlarından ondan bir anlatım. Gördüğünüz gibi bu ek bölümde yaşıyor. Ama bunlar çok fazla itiraz edebileceğimiz şeyler değil, söz anlatımlar değiller. Yani Hegel'in kendisi de bunları bu şekilde yazabilirdi, kullanabilirdi ya da bunlara yakın anlatımlar kullanabilirdi. Kişinin us olarak var olması, us olarak var olmak ne demek ya da ideal olarak var olmak. Nesnel, yalnızca soyut olarak kalmamak ama aynı zamanda elimselliği de kazanmış olmak demek. İdeal, kavrama ve nesnel birliği, mantık biliminin şeyi, çözümlenmesi. Kavram soyut bir şey. Eğer kişi yalnızca kavram olsaydı, gerçekte bilgisi olmayacaktı ve o zaman biz ona soyut, biçimsel, formel diyecek. Onu şeye verebilirdik, o simgesel mantıkçılara, oynamaları için. Çünkü o mantığın biliyorsunuz realiteyle, nesnelik hiçbir ilgisi yok. Sadece formel. Sadece tasım, benimsiz bir şekilde tasım bağlantılarını, tasım işlemlerini kullanan bir alan. Ama Hegel, kişinin, mülkiyetin, istencinin, hakkın, bunların sadece kavramlar olmadıklarını söylüyor. Dolayısıyla onların insan bilincine sınırlı olmamaları gibi bir soru yok Hegel'de. Kantin kuşkuculuğunu yaratacak olan bir ikicilik Hegel'de baştan ortadan kaldırılıyor. Çünkü o ikicilik özel nesne ikiciliği olarak düşünürsek Hegel'de idea o ikiciliği zaten tanımayan bir kavram. Ve de hak ideasını, mülkiyet ideasını, istenç ideasını inceliyorum dediği zaman Hegel orada o ikiciliğin getirilmesi söz konusu değil ya da o idea özlem ve nesnem mi diye sormanın bir anlamı yok. Çünkü idea özlem ve nesnenin birliği diyor. Kavram ve nesnenin birliği diyor. Bu da zor. Ama biraz düşünürsek gerçekten bizim kafamızda kavramsal olarak yaptığımız çözümlemeleri real değil ne ilgisi var diye sorabiliriz. Çoğu kez bunların bir ilgisi yok. Bak açın herhangi bir felsefe kitabına gelin üzerinden, Kant üzerine ya da başka ne olursa olsun orada yapılan çözümleme aslında gerçekten birinin kendi öznelliği içinde, kendi bilincinde yaptığı kişisel çözümlemelerden başka bir şey değil. Birisinin yaptığı Selahattin İlhan Kocaeli'nin anlıyor, yazıyor diyalektik diye gelin üzerine, onu da söylüyor çekimde. Kendisi de yapmıyor, başkasının yaptığında mı yapıyor? Ha. O başkası, o da başkalarından alıyor. Kocaeli de Hegel'i güya okuyor, güya anlıyor ve de güya sunuyor. Yani Kocaeli'nin yaptığı şeyde Hegel'i açıklamak, anlatmak. Ama Kocaeli'nin anlattığı Hegel'in Hegel'le hiçbir ilgisi yok. En küçük bir ilgisi yok. Selahattin İlhan ya da bir başkası her neyse, adlar önemli, adlar gerçekten önemli. Ama daha somutlaştırması için kullanıyoruz. Kişileri gelmek için, aşağı almak için değil. Bunlar şey, İşin gerçekte nasıl yer aldığı konusunda hiçbir bilinç taşımıyorlar. Ve de şimdi burada tekrar şeye dönersek, ideal kavramına dönersek, böyle bilinçlerde üretilen öznel çözümlemeler, betimlemeler, açımlamalar, doğal bilinç aslında tüm içeriği, realite ile ilişkisi sorgulanacak bir içerik. Acaba bu real mi? Yani orada bize sunulan tablo, doğal bilinçimizde sunulur tablo. Bütün kültür bunlardan oluşuyor. Bütün basın, herkes kafasında bir tablo üretiyor, bir çözümle ne yapıyor? Ama öznel. Diğer terimin ismi var mı? Şimdi son olayları düşünün. Şöyle ya da böyle bir yıl betimleme yapıyor. Ve de bunlar şey, öznel kurgular. Fiction denen anlamda. Kurgu. Çünkü bunların real terimin ilişkisi yok. Realiteyi anlatmaya çalışıyor. Ama birbirleri çelişiyorlar, birbirlerine kendi işlerinde çürütüyorlar filan ve burada bir realiteye uygun bir şey bulamıyoruz. Kavramsal ya da kavramsal bir tablo bulamıyoruz. Dolayısıyla
öznelliğin, özellik kötü bir şey değil, özellik zorunlu bir faktör ama özelliğin nesnellikle ilişkisi ya da bilincin realiteyle ilişkisi bu önemli bir şey. Bu çok özel bir şey. Eğer bu birlik kurulmuyorsa o zaman o bilinç biçimi boş, yararsız, belki de zararlı. Burada gerçeklik ve doğruluk sözlüklerinin de şeyi var, yeri var. Şimdi bilginiz biçimi realiteyi doğru olarak betimliyorsa ona doğru diyoruz. Gerçek demeyiz. Gerçek bilinç dendiği zaman ne dersin diyeceğiz. Bilinç kavramına uygun bir bilinç. Yani bilincin içeriğiyle ya da biçimiyle ilgili bir şey söylemiyoruz gerçek biçimden. Gerçek sözcüğünün anlamı çok özel ve bunu çok iyi sorgulamamız gerekiyor. Bu sadece Türkçe'de problemle karşılaşmıyor. Şeyde de var. Almanca'da, İngilizce'de. Yani bunlar birbirinin yerine geçiyor. Gerçeklik, bilimsellik, olgusallık, realite. O yüzden onları... Şimdi Hegel'in gerçeklik kavramını kullanırken dikkat ettiği şey ya da o sözcüğü kullanırken onun bir şeye gerçeklendiği zaman onun kavramla ilişkisi. Kavramla ilişkisi ile alınıyor. Onun kavrama uygun olup olmadığı olaya geliyor ve bir şey gerçeklendiği zaman o şeyin her neyse o şeyin onun kavramına uygun olduğunu anlarız diyor. Yani gerçek bir devlet diyorsak o zaman o devletin devlet kavramına uygun olduğunu demek istiyoruz. Edimsel şeyden ayrı bir kavram. Realden de ayrı, gerçekten de ayrı. Edimsel az önce gizli olanla ilişkilendirdi, potansiyel olan. Edimsel, usul olan edimseldir dedi. Yani, bu güzel özetin başında da söylediler ve bunlar Ege'nin yine en ünlü sözlerinden birisi. Oradaki edimsellik potansiyelini ortaya çıkıyor. Yani şimdi bir bitkinin tohumdaki durumu potansiyel. O kendini açındırdığı zaman, ıslahlaştırdığı zaman, yani bitki şeklini kazandığı zaman o artık elimsel oluyor. Ama gerçek denenin bir geneli yok. Yani bitki gerçekte gerçek terbiye eden biraz şeyler. Yani çünkü giriyorlar, yanlış giriyorlar ve de yürütüyor. O şekilde çıkıyorlar. Şimdi terbiye kavramına uygun olması gerekiyor insanın. Ya da, yani gerçek sözcüğünün anlamı bir şeyin kavramına uygun olması. Bu, zor değil aslında dikkat edersek. Ama zor olan şey bu kavramı bu doğru anlamı içinde yakaladığımız zaman ona bilincimizin başka taraflarında da gereken değişimleri yapmak ve bütünsel bir düzeltme ortaya çıkartmak. Zor olan şey bu. Yani gerçek devlet dedik. Yani bir devlet real olabilir. Şimdi edimsellik ussal olmayı gerektiriyor. Ussal edimseldir. Ve de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ussal bir devlet. Şu an edimsel bir devlet, gerçek bir devlet. Bunun üzerine düşünürsek, bir devlet olarak var. Var, bunu reddedemeyiz. Kötü bir devlet olabilir. Şu anda en azından bu AKP'nin bilinç şeyi altında, programı altında, onların bilinç olgunlaşma düzeyleri altında iyi bir devlet olduğunu söylemek olanaksız ama yine de bir devlet. Ve de anlamda edimsel ve o zaman yine de Türkiye Cumhuriyet Devleti bu ona verilen bu uygunsuz biçim altında bile olsa kavramına karşılık düştüğü için var. Eğer kavramına bütünüyle karşılık düşmüyorsa, hiçbir şekilde karşılık düşmüyorsa devlet olarak var olmaya son veriyor. O anlamda usul olan elbisel. Gerçek bir devlet. Şimdi gerçek devlet, burada yine bir derecelendirme var. Yani Türkiye Cumhuriyeti gerçek devlet değil. Elbisel bir devlet. Ama gerçek devlet değil. Çünkü gerçek devlet, devlet kavramına karşı düşen devleti anlatacak. Burada devletin o düzeyde gelişmesinden söz edemeyeceğiz. Gerçek bir devlettir diyemeyiz. Gerçek bir dosttur diyemiyoruz. Her arkadaşa, her
ilişkiye, dostluk ideası, dostluk kavramı var. O kavrama uygun düştüğünü düşündüğümüz insanlara gerçek dostluğumuz diyoruz. Yani en azından o dostluk kavramının minimum ölçekte onun karşılanması gerekir ki insanlar o şey, gerçek niteliği istenemesini kullanabilir. Şimdi bunlar karışık değil mi? Ama ve de o karışıklığı çok kısa bir zamanda gelme şansımız da yok. Çünkü ya beynimizin, düşünmez yapımızın bağlantıları şey değil. Buna uygun değil, iyi kalmıyor. Bir daha söyleyeyim. Edimsel olması, ustal olmasıyla bir. Hegel'in sözü bunu anlatıyor. Ustal olan edimseldir ve edimsel olan ustaldır. Şimdi devlet edimsel ise ustal olmak zorundalar. Ve de var olmak için kavramına uygun olmak zorunda. Yani kavramına uygulamalı ve nesnelliği ustal olması anlamına geliyoruz. Ustal olmak. Kavramı ve idealitenin birliği ya da ideal, kavramı ve idealitenin birliği yani ideal ve ustalık aynı şey. İdeal ustal. İdeal ustal olduğunu Hegel'in mantık bilimini kendisi gösteriyor. Çünkü mantık biliminin uzun çözümlemesi ve mantık biliminin en yüksek kavramının kendisi idea, mantık idea ve idea bütün içeriği kapsayan, bütün usu kapsayan bir kavram olarak usu kendisiyle eşit. İdeanın usal olması ya da ideanın kendisinin öznesine birliği ya da kavram ve nesnelik birliği olması şeydir. Usal uygulayabileceğiniz bir bağıntı. Ustal olmak, elimsel olmak değil. Ama var olmak, kavrama uygun düşmeyle eşit değil. İsveç devleti var. Çok rasyonel bir devlet. Ama yine de o devletin kavrama bütünüyle, devlet kavramına bütünüyle uygun olduğunu, gerçek bir devlet olduğunu söyleyemeyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti, İsveç Krallığı, Hollanda Krallığı, İngiltere Krallığı, ya da Büyük Britanya Krallığı ya da Amerika Birleşik Devletleri. Bunlar hepsi pozitif devletler, reel devletler, edinseller ve anlamda ustalar. Ama bunların hiçbiri devlet kavramına tam olarak karşılık düşen devletler değiller. Dolayısıyla gerçek devletler değiller. Evet. Devlet kavramı tam olarak tarif edilmiş durumda mı? Şimdi ona ilgili şeyde, şurada geleceğiz, gördüğünüz gibi. Granik alanının yani aslında devlet kavramı şey, düzen felsefesinin son bölümü. O yüzden o noktaya kadar şey yapmayacağız tam olarak. Çünkü şimdi devlet kavramına dönersek aradaki bütün aşamaları atlamış olacağız ve onları atladığımız zaman devlet kavramının kendisini aslında şey yapamayacağız. Öğrenmiş olamayacağız ve o yüzden şey dizgiyi öğrenmek özel bir yöntemi gerektiriyor. Farkındasınız. Yani devleti öğrenmek için şeyi öğrenmek zorundayız. Oraya kadar getiren kavramları öğrenmek zorundayız. Ama aradaki kavramları tam olarak öğrenmek için onların daha sonraki kavramlarıyla bağıntılarını da öğrenmek zorundayız. Dizginin şeyi bu. Kırsakımız daha var. Devletin Almancası neydi? Staat. Evet. Staat şehir demek değil mi adama? Şimdi devlet konusuna devlete gelmedik henüz. Nesnellik ve kavram bunların üzerinde yoğunlaşalım. İdea, edimsellik, gerçek kavram, realite. Realite derken de şey, o sözcükte, çünkü hakikat sözcüğü Türkçe'de din yerine kullanılıyor, kıyas sözcüğü. Yani gerçekliğin yerine kullanılıyor ve bizim sivri akıllı şeylerimiz, yarı felsefeci ya da çeyrek felsefeci insanlar vardı da bunlar gerçeklik sözcüğünü realiteye ayırıyorlar ve gerçekliği hakikatten ayırıyorlar. Orada da bir şey getiriyorlar, kopma getiriyorlar, bir sözcük onu karşılamıyor diyorlar. Bu hiçbir şekilde geçerli değil. Felsefe hiçbir zaman doğal bizi bir bozma hakkını taşımıyor. Gerçeklik sözcüğünün anlatması gereken kavramı şeye yüklüyorlar, hakikat sözcüğünü yüklüyorlar. Yani o zaman ne olacak? Hakiki devlet gibi bir anlatı kullanırız, kullanılabilir. Yani Arapçaysa Arapça kullanabilir. Hakiki devlet diyebilir, gerçek devlet diyebilir.
Ama güzel bir, o ayrı bir şey. Ama şimdi bu çeyrek prensiplere göre gerçek devlet dediğiniz zaman real devlet demiş olacaksınız. Çünkü onlar şeyin gerçeklik sözlüğünü real tek olarak anlaşılması istiyorlar. Yani bu yapay dile yapılan bir zorbalık aslında. Bir zorbalık özgürlük ortamında geçerli değil biliyorsunuz. İşlemiyor. Bir düşünün. Eğer karşılaştıysanız bu problemi tartışmalarıyla falan göreceksiniz. Yani gerçek sözcüğü realle eşitlendiği için bu çeyrek felsefeciler ya da 8'de bir, 16'da bir diyeyim aslında. Yani bunları çeyrek de fazla geleceğim. Gerçeği değerli eşitledikleri için gerçek bir arkadaş dediğiniz zaman o fiziksel insanı kastediyor olacaksınız. Somut, eleyle. Hem bedenini kastediyor olacaksınız. Fiziksel. Gerçek arkadaş ne demek? Gerçek sözünü real olarak anlarsa, yani fiziksel, duysal olarak anlarsa. Hiçbir şey. Evet. Dili bozukları zaman böyle saçmalıklar da ortaya çıkıyor. Hakiki arkadaş de, gerçek arkadaş de. Ama bu sözcüklere, o sözcükler, onların semantiğine uymayan işlemler yapmaya kimse bakıyor. Eğer bazı çevirilerde belki orijinal metnindeki hatalardan dolayı, o hataları da saklamak gerektiği için dile aykırı durumlar ortaya çıkabilir ama onları belirtiyoruz. Ama burada dile aykırı bir durum yok ve gerçek sözcüğünü yapay olarak real sözcüğünü kısıtlarsak, onu fizikselmiş gibi, duysalmış gibi anlamda çalışsak, o zaman Türk dilini ve dolayısıyla o dille düşünmeye çalışan kafayı da çizmiş oluruz, bozmuş oluruz. Gerçeği real olarak anlayan bir bilinç aslında bir köşede bozulmuş bir müsaade. Dejener olmuş, bozulmuş. Yani o bilinç, bilim felsefe gibi şeylere yetinmemiş, kaybetmek zorunda. Gerçek kavrama uygunluğu anlatıyor. Gerçek insan, gerçek devlet, gerçek dost, gerçek sanat yapıtı. Aynı zamanda bu sözcüğe benzer bir durum şeyde de var. Nesnel sanat yapıtı anlatımında da var. Bir sanat yapıtının nesnelliği, nesnel olarak güzel olması, bunlar şey, onun fizikselliğini belirtmiyor. Onun sanat kavramına, güzellik kavramına uygun olduğunu belirtiyor. Evet, göreceli bir şey tabii. Zaten. Evet, nasıl? Biraz daha çok. Gerçeklik görecelidir bence. Şey, sonra? Herkesin gerçeği farklıdır. Evet. Evet. Sonuçta benim için gerçek, tek gerçek var. Gülüm. Doğuş. Hayatta. Doğuş gerçeklik yok mu? Yaşam için tek gerçek değil mi? Yaşam gerçeklik değil mi? Öğrencel olur her şey orada, bence. Evet, felsefeyi kişisel bakış açısından aparıyoruz. Onun en azından Hegel felsefesini inceleyen birisinin çok iyi anlaması gerekiyor. Evet. Belki 10 yerde gerçeklik ontolojinin, hakikat fenolojinin konusudur diye okuduğumu bilirim. Öyle mi? Yani şey, akademisyenler, felsefeciler bunu yazar, böyle de söylerler. Böyle de bildim. Gerçeklik ontolojinin, hakikat fenomenolojinin konusudur. Çünkü eğer hakikat denen şey fenomenolojinin konusuysa ya da onunla ilgiliyse, yani fenomen hakikat hakiki ise, tabii Heidegger böyle demek zorunda. Eğer yine de her şeye rağmen gerçeklik sözcüğü, varlık sözcüğünü kullanacaksa ve de fenomenden başka bir şey yoksa Heidegger felsefesinde böyle, o zaman gerçekliği fenomene yüklemek zorunda. Ayrıca Heidegger ontolojiyi de fenomene yüklüyor. Yani Heidegger'in egzantriklikleri şey değil, çok yaygın, her noktada olmak zorunda. Fenomenolojik ontoloji diye bir adlandırmayı yap, Heidegger'den başka birisi kullanacak olsa ona bir besin derler. Ama Heidegger'in öyle bir karizması var ki, öyle sen korkutmuş ki insanları, onu sorgulayamıyorlar. Fenomenolojik ontoloji ne demek? Fenomen, ontolojinin ya da varlığın bir yerde karşıtı, yani varlık kalıcı, değişmez, soyut. Fenomen ise geçici, üçüncü, değişken.
ve hiçbir şekilde gerçeklik taşımayan, yanlışlıkla taşıyan, çünkü varlığı ve yokluğu bir olan ya da varlığı olduğu gibi yokluğu da olan bir kategori. Ve buna ontoloji yüklemek, bu gerçekten Müslüman çürüten bir insanın yapabileceği bir şey. Etimolojiye kendilerini giren bir kafanın yapabileceği bir şey. Çünkü artık orada bir denetim kalmıyor, bir ussallık, rasyonellik kalmıyor. Yani insanla hiçbir şey konuşamazsın. Çünkü rasyonel değil. Fenomeni ontolojiye eşitleyen, yani fenomeni varlığa eşitleyen, fenomenolojik ontoloji yapan bir düşünürün ne yaptığını bildiğini söyleyemeyiz. Çünkü paradoks yaptığı şey, oksimoron gibi bir şey. Varlık fenomenler olmayan, varlık fenomenden daha aşağıda, daha temel, en yoksul, en yük. Fenomen çok daha yüksek bir kapıyor. Yani varlıkta değişim yok çünkü varlıkta kendisinden başka bir şey yok. Varlığın değişim olması, onun oluşmaması gerekiyor ve ancak o zaman varlıktan daha öteye geçilmiş oluyor ve orada o zaten artık varlık oluş kavramı, değişim kavramının ta kendisi ya da en alt biçimi. Oluş kavramı tabii ki fenomen kavramı değil. Ama fenomenin kendisi akışkan olan, akıcı olan bir şey. Ona gerçeklik ya da hakikat. Öyle değil mi? Eğer fenomene hakikat, yani gerçek yüklüyorsa o zaman... Tam yani Hüker'in dediği değil, hani tam söyleyeyim, eminim buna, sanıyorum yanılmıyorum. Gerçek ontoloji, hakikat fenomenolojinin konusudur diye, yani hadi onu düşüneyim ama üç kitabı yarın getirin buraya. Türk dilinde yazılmış felsefe kitaplarında böyle geçer. Eğer gerçeklik ontolojik bir şey olarak görünüyorsa o zaman gerçekliği orada şey olarak da anlıyorlar, realite olarak anlıyordur ve realiteyi ontoloji olarak anlıyorsa ama gerçeklik gerçeklik sözcüğünün realite ilişkisi nedir? Biraz daha son olarak şey yapalım, onu düşünelim. Real olanın varlık olduğunu, var olduğunu, olgusal olanın var olduğunu düşünüyoruz. Değil mi? O anlamda gerçeklik varlıkla ilgilendiği yok. İşte gerçeklik realiteyle de ilgileniyor ya da bağlantılı diyebiliriz. Dolayısıyla real olanın gerçek olduğunu da söyleyebiliriz. Olgusal olan gerçek olandır da diyebiliriz ama hemen ondan çekilmemiz gerekir. Çünkü real olan yalnızca varlık içermiyor. Real olan olumsuzlama da içeriyor. Real olan niye olumsuzlama içeriyor? Belirleyiktir çünkü. Evet. Yani eğer realiteyi real olanı belirli olarak, belirli olan olarak anlıyorsa belirlikte olumsuzlamanın içeriğini biliyoruz. Belirlik ayrım ne? Ayrım olumsuzlama getiriyor. Dolayısıyla olgusallık dediğimiz ya da realite dediğimiz şey yalnızca şey gerçek değil ama aynı zamanda yanlış olan bir şey. Yalnızca var değil ama aynı zamanda yok da olan ya da yalnızca olumlu değil ama olumsuz da olan. Şimdi gerçeklik özden değil. Yani gerçek olan zaten genel olarak burada bizim kavram dediğimiz şey kişilere, bireylere, öznelere, sınırlı değil. Evrensel ve o anlamda bu da sadece tekil bir bilincin bakış açısını ya da duruş noktasını çözümlemiyoruz. Yani tinin ya da insan anlamı ya da evrensel usul kavramlarını çözümlemesi gerekiyor. Realitenin gerçek olmasının Türkçe'de bir şey gerçekleşti diyoruz değil mi? Bir planın gerçekleşmesinden söz ediyoruz ya da olgusallaşmasından söz ediyoruz ya da realize olmasından. Doğru, burada bir doğal dilde bir problem yok. Ama o gerçekleşme sözcüğü, orada gerçekleşme sözcüğünü eylem şekline dönüştürdüğümüz zaman nasıl kullanıyoruz? Orada sadece onun varlıkla ilgili olduğunu şey yapmıyoruz, düşünmüyoruz. Gerçekleşme sözcüğünün kendisi zaten olumsuzdan başladığı için, yani olmayan bir şey, yani real olmayan bir şey, gerçek olmayan bir şey anlamında kendisinden başladığı için olumsuzlanmaya zaten karışıyor. Gerçekleşen bir şeyin henüz yokluk durumunda olmaktan çıkarak varlık durumuna geçiyor.
Her neyse, bu belki biraz daha soyut ya da şey, para vereceğiz. Ama gerçeklik sözcüğü Türkçe'de ontolojik bir anlam kazanıyorsa, bunda yine şaşılacak bir şey yok. Çünkü gerçeklik olan, var olanla ilişkiliye, ilgili bir anlatım ve realitenin de en azından yarı varlık olduğunu söyleyebiliriz. Yarı yokluk, yarı varlık ya da yarı olumlu, yarı olumsuz. Çünkü realite yalnız yok, olumlu değil. Realiteyi yalnızca olumlu olarak düşünmek, istemek o da şey, yanlış bir bakış açısı. Anlam bakış açısı. Yani anlamla ne anladığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Anlam her zaman gerektiği reddeden tek yanlı soyut tam olarak sarılan bakış açısı. Yani anlam şeyi anlayamaz, oluşu anlayamaz. Çünkü oluş kavramı varlık ve yokluğu içeren karşılıklı bir kavram. Ama anlam karşılığı ne dediğini söylüyor. Çünkü bir şey ya vardır ya yoktur. Anlayan bakış açısı. Bu anlamda anlayan her zaman bakış açısı, aynı zamanda özdeşlik bakış açısı. Bir şey yalnızca kendisidir, başkası değildir. Ve varoluşluk felsefesi var. Ara verelim. Bir şey. Geçelim hocam. Şimdi küreselleşme bu çalışmanın bir başlığı. Bunu güzel felsefe çözümlemesine bağlamamız gerekiyor. Bir öneriniz var mı düşünceniz? Ne nasıl yapılabilir bu iş? Küreselleşme ve güzel felsefesi arasındaki bağlantı nedir? Çünkü güzel felsefesi aynı zamanda şeyi de kapsıyor. Tarih felsefesini de kapsıyor. Bu şey, şimdi Hegel'in tarih felsefesi şeyde kapsanıyor diyorsunuz. Devlet bölümünde bu da bireysel devleti alıyor Hegel. Anayasa, uluslararası hukuk düzenlerinin ilişkilerine ve onun arkasında da dünya tarihini inceliyor. Yani Hegel'in devlet kavramının içeriği bu. Bu yüzden dikkate alırsak iyi olur. Dünya tarihi, dünya tininin tarihi demek. Aslında tarih kavramının kendisi de açılmalı ve onun da yeri burası. Tarih kavramı tininin potansiyel durumunu bilimselleştirme süreci diyebiliriz. Tarih kavramı ereksel, yani dünya tini ereksel bir kavram. Çünkü gelişme kavramı ereksel. Gelişme kavramı belirsiz bir ilerleme, belirsiz bir değişim değil ama belirli bir hedefe doğru aşamalı olarak gitme. Aşama kavramının kendisi gelişme kavramından gelmek zorunda. Şimdi dünya tini kavramı ne demek? Dediğimiz bir şey. Yani ulusal timler var, ulus timler. Volksgeist dediğimiz şey Hegel'in. Ve bunlar tinin sonlu belirişleri, kültürel belirişler. Şeye dikkat edin, çok kültürel kavramını buraya bağlayıp şeyde düşünürken, çok kültürel bir realite yani. Dünya tini tek kültür taşımıyor, çok kültür taşıyor. Eğer bir erek varsa, bir ideal varsa, o zaman çok kültürlülük olan şey aslında sürecin kendisi oluyor ve de sürecin kendisi, süreç dediğimiz şey, onun kavramını düşünürsek, süreç kavramının kendisi kendini ortadan kaldırmaktan başka bir şey değil. Ya da gelişim kavramının kendisini düşünürsek, gelişim ereksel ise gelişimin kendini tamamlaması gerekir. Ya da en azından kavramında bunu yaptı, yani kendini tamamlamanın yaptığını söyleyebiliriz ve buradan ilerleme kavramının yetersizliği kendini gösteriyor. Bu ilerleme kavramı, ilericilik falan bunlar aslında yönsüz olduğu ölçüde aydınlanma
nın kavramları ve soyut kavramlar yani çok işimize yaramaz. Çünkü ilerinin gerçekten eleksel mi oldu yoksa eleye aykırı mı oldu, başka yöne mi dönük oldu belirsiz. Gelişme kavramı dünya dininin kendisine ait bir kavram ve gelişme kavramının kendisi çok kültürlülükle çatışan bir kavram. Çok kültürlülük, dinin gelişiminde sonlu aşamaların birlikteliğini anlatan bir kavram. Kültür, doğanın ötesinde dinin yaptığı her şey dedik. Yani kültürün içine din de girer, felsefe de girer, bilim de girer, politik yapılar girer, her şey. İnsanın yaptığı her şey. Saltık olarak her şey, doğanın ötesinde yaptığı her şey kültür kavramına girer. Ve de bunların, kültürün insan kavramına uygun düşüp düşmediği ya da karşılık düşmediği sorusunu soracağız. Az önce gerçek kavramını ya da sözcüğünü bildirirken ele aldığımız gibi ereksellik burada kültürün dedim, kültür kavramını ya da reel kültürlerin dünya tini kavramına karşılık düşmemesi soru var. Şimdi o spekülatif bir alana çekiyor gibi görünmelisin. Yani çünkü bağlanmayan bir şey üzerinde düşünmeye başlıyoruz ve bu Hegel'in özellikle kaçındığı bir şey. Yalnızca var olanı düşünebiliriz, inceleyebiliriz, bilimsel olarak. Var olmayan üzerinde tahminlerde bulunabiliriz. Tahmin de bulunma, falcılık yapma hakkımız silinmiyor ama o felsefe değil. O geçersiz ve felsefede, bilimde özellikle kaçınmamız gereken bir şey. Ama yine de dünya tini kavramıyla bu dünya tini kavramı tarihsel. O yüzden dünya sözcüğünü ekliyoruz başına. Genel olarak tin kavramı değil mi de söz konusu olan şey? Dünya tini kavramı. Dünya tini kavramı düşündüğümüz zaman bu kavramın şu anki son içeriğini şey yapmıyoruz, söylemiyoruz. Ama özgürlükle bağlantısını biliyoruz. Hakkın tam realize olmasıyla bağlantısını biliyoruz. İdeal bir kavram. Bu kavramı dikkate aldığımızda o zaman dönüp tarihe baktığımızda kültürlerin değerlerini ölçebiliriz. Ve de erek karşısında, dünya tininin ereği karşısında, özgürlük, gerçek erek kavramı karşısında tüm kültürler yetersiz oluyorlar. Hepsi geri. Bu yine İsveç kültürü, Alman kültürü, Hollanda kültürü, bunlar çok ileri, dünyanın en ileri kültürleri. Ama baktığımız zaman burada da türe ideali gerçekleşmiş değil, realize olmuş değil. Türe, o da yani. Özgürlük ideali, insanın eğitimi ideali. Aslında hiçbir insan hakkı tam olarak evrimselleşmiş değil. Ne kadar ileri olurlarsa olsunlar. İsveç'te hapishaneler kapanıyor. Niye? Çünkü toplumun etik düzeyi öylesine şekli yüksek ki suç işlemiyor. Yalan söylemiyorlar, sızık yapmıyorlar, doğruluk yapmıyorlar, kötülük yapmıyorlar. 4500 tane şey varmış. Mahkum İsveç'te. Amerika'da bir yılda idam edilen insanların sayısı ondan daha fazla. Sık sık. Çin'de ve Amerika'da işte. Yani buna rağmen İsveç'in ideal ereğe ulaştığını ve dünya, yani dinin ideal varoluş biçimine ulaştığını söylemek için de ama burada önemli olan şey şu, ideal bir erek konutladığımız zaman, varsaydığımız zaman bunun karşısında bir kültür, tikel kültürlerin durumunun ne olduğu ve bunların sorumluluğunu kabul etmede bir sorun görülebileceğini düşünmek zor. Yani eğer bir ideal erek kabul ediyorsak, ki gelişme kavramının kendisi bunu bize dayatıyor bir yerde, ya da tinin gizliliğinde, Homo sapiens'in gizliliğinden söz ettiğimiz zaman bir ereksel gelişimden söz etmek zorunda. Telos erek dediğini söylüyorsun. Öyle bir erekselliği düşündüğünüz zaman tarihin kendisi kültürlerin evriminden başka bir şey olmuyor ve bu süreç her noktasında geri. Görünür olarak ileri ama aynı zamanda görünür olarak geri. Yine ilerinin ve gerinin birliğini görüyoruz. Türkiye'nin şu anda geldiği nokta, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl öncesine göre tabii ki ileri. Ama daha iyi bir duruma göre şu an geri.
sonuçlardan birisi bu gelişimin olanağı. Kültür katılaştığı zaman Çin'de, Hindistan'da özellikle o iki yerde olduğu gibi çünkü bu dünyada daha başka örneği yok. Yani Kızılderil kültürün ya da Amazon'daki kabile kültürlerini de örnek olarak getirebiliriz ama onlar zaten alt kültürler. Daha yüksek kültürler olarak Çin ve Hindistan'ı düşündüğümüz zaman kültürel katılaşmayı, sertleşmeyi, taşlaşmayı orada görüyoruz. Eğer tarih bir gelişim süreci ise ya da kimin tarihi varsa, ereksel bir süreç ise o zaman o katılaşmanın, o gelişme olanağını ortadan kaldırmanın en garantili yolu olduğunu çıkarabiliriz. O sonucu çıkarabiliriz. Yani bir kültür ne kadar sağlamsa, ne kadar güçlüyse kendi içinde değişime o kadar kapalı, gelişime o kadar kapalı ve geri kalmaya ve daha sonra başkalarının altına düşmeye o kadar uygun demek. Çin, o muazzam görkemiyle, çünkü Çin o şeye ulaştığı zaman, yüksek uygarlık düzeyine ulaştığı zaman Batı, Germanlar ormanlarda yaşıyorlar galiba. Şeyi düşünüyorum. Ne zaman Çin şeyi kazandı, kültürel kimliğini kazandı? Milattan önce 2000. Neredeyse 4000 yıl yaşında. Yani 2000 yıl o tarihi Çin'in ortaya çıktığı ve geliştiği döneme gittiğimiz zaman Avrupa'ya bakarsak Avrupa barbarlık içinde. Gerçeği bile yok. Yunan, Helenik uygarlık bile yok. Değil Roma. Ama Çin 4000 yıl önce kazandığı yapıyı 4000 yıl boyunca olduğu gibi koruyor. Hindistan daha yeni. Orası 2000-2500 yıl kadar tarihi var. Yani Hindistan daha kuzeyden gelen kabilelerin güneydekileri biraz ezerek kutları bir şey uygarlık. Daha sonra onlar renklerinden ötürü işte o kas dışı sınıf oluşturan kesim dokunulmazlar denen kas dışı kesim. Burada önemli olan bir kültürün kendi içinde kitlenmemesi. Ortadan kalkması, gelişimin olanağı. Eğer bir kültür ortadan kalkmıyorsa, çok sağlamsa, sonsuza kadar ben var olacağım diyorsa orada olabilecek en uç dışı durum ortaya çıkıyor. Tutuculuk, gelişmeme, değişmeme, yenileşmeme ve de tam tersine bunlara direnme. Bunu yenmek için özgürlük. Özgürlük o nedenle hem gelişimin ereği hem de gelişimin kendisinin olanağı. Ancak özgür bir kültür değişime açık olabilir, yetenekli olabilir. Özgür bir birey değişebilir, gelişebilir ve kendini insan kavramına yaklaştırabilir. Değişmeyen, olduğu gibi kendini beğenmişliği içinde kalan, kibir içinde kalan bireyler, uluslar, her ne olursa olsun bunlar, bir süre sonra geride kalmak zorundalar. Yani geriye gitmeseler bile başkaları ileri gittiği için görevli olarak geri gidiyor. Özgürlük gelişmenin tek koşulu. Gelişme ise ereksel insan durumunda da, tekil insan, bireysel insan durumunda da, bir ulus durumunda da öyle. Ulus olmak zorundalar. Yani feodal kültür, feodal yapılardan sonra ya da Osmanlı toplumunda feodalizm yoktu dışında. Onların yine de Osmanlı'da belli bir sertleşme gösterdi ve burada Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli belirlerini görebiliriz. Tarihçilerin hiçbir zaman anlamadıkları ve bu gömülük kafalarıyla anlamaklarıyla hiçbir zaman anlayamayacakları şey Osmanlı İmparatorluğu'nun kalkması böyle üzülecek, alt yakılacak ya da pişman olmayacak bir şey değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalkması bu kültürün gelişmesinin olanağını sağladı. Ve de modernleşmesini, yenileşmesini yolunu açtı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kendisi bile aslında kendi içinde yenileşmeye, değişmeye doğru bir çaba içindeydi. Çeşitli reformlar yapıldı. Ama o asıl imparatorluk tini, asıl Osmanlı tini kendini öyle teslim etmedi ve aynı zamanda o kendini sürdürmeye çalışıyor. Yani o süre durum denen şey, tin, fizikte süre durum dediğimiz şey, tin alanında da kendini gösteriyor. Değişmeye, yeniliğe, kapanma bu. Tinin ölümü demek. Diğer, bu sefer sırasında alışkanlık ölümdür.
Yani bir şey kendini yinelemeye başlarsa artık o şeyin varlığında yokluğunun bir önemi yok ya da bir ayrımı yok. Çin kendini yineliyor. 4 milyon, 400 bin yıl, 4 milyon yıl, 4 milyon yıl yinelirse ne olacak? Başlarında bir despot, diktatör, hepsi onun kulu. Aynı alfabeyi kullanacaklar. Ne Descartes yaratacaklar, ne Hegel yaratacaklar, ne Öpides yaratacaklar. İnsanlık din orada geri bir gelişme düzeyinde kitlenmiş oldu. Türkiye için de aynı şey geçerli. O gelenek dininin tutuculuk aslında bugün neredeyse olanaksız bir bakış açısı. Yani bir politika olarak değişimi. Thatcher tutucu olarak ortaya çıktı. Öyle gösterdi kendini ama tutuculuk yenileşmeye karşı olduğu için aslında onun geçersiz olduğunu o bile gördü ve daha sonra o oradaki tutuculuk terimi yerine liberalizm terimi kullanılmaya başladı. Yani bu Thatcher'ın partisi ya da şeyler, onlar tutucu olmaktan çok liberal olarak kabul ediyor. Ve liberal, özgürlükçü demek. Liberalizmde kötü bir anlam aramanın hiçbir gereği yok. Eğer falan oraya yoksa. Çünkü libertas, bu özgürlükten başka bir şey değil. Ve özgürlükçü olmak insanın en büyük değeri, en büyük onuru aslında. Bunun kapitalle de bir şey yoksa, ilgisi yok. Ya da belli sınıfsal bir şey de değil. Kısıtlama da düşünüyor. Bu sözcüklere özgürlüğe bakmamız gerekir ve gelişmek için özgürlük şart, çatıda da şart. Eğer liberalizme, bundan böyle takım terimleri dogmatik anlamları içinde düşünmede diretirsek o zaman dilimizdeki zayıflık düşüncemize de yansıyacak ve düşünemez hale geleceğiz. Gelişim için özgürlük şart. Ve gelişimin kendisinin ereği özgürlük. Gelişimin neye varacağı, bunlar felsefenin işi değil. Türe idealini, türe ideası bir adalet ideası ya da türe ideası. Bunu Platon'dan bu yana ussal düşünce kabul ediyor. Doğruluyor. Bu insanın özel bir belirlenimi. Ama reel olarak türe ideasının realizasyonu şudur, şudur, şudur demek o gerçekten şu anda felsefenin işi değil. Yani konuşabiliriz o konuda, düşünebiliriz. Büket'in türe ideasıyla ya da idealiyle ilişkisiyle böyle sorular bir şey olabilir. Çok enteresan da olabilir. Ama felsefenin söyleyebileceği en fazlasından türe ideasına doğru gelişim için türenin herhangi bir sonlu şekillenmesinin yeterli görünmemesi gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir anayasa, yeryüzünde hiçbir pozitif yasalar onlardan ayrı olarak hiçbir anayasa türe ideasına karşılık düşmediği sürece şey olamaz. Değişmeye bağışık olmamalı, gelişmeye bağışık olmamalı. Ve de türe ideasının, tüze ideasının, hak ideasının, özgürlük ideasının tüm bunların ereksel olması ve de dünya tininin her alanının bu erekselliğe yetenekli olması küreselleşme dediğimiz şeyin kavramı. Peki küreselleşme terimini kullanmıyor. Dünya tini kavramını kullanıyor ama dünya tini tarih içinde sonlar edimselleşmeler ya da realizasyonlar içinde duruyor, biliyoruz. Ama dünya tini kavramı o realizasyonlar tarafından yeterince temsil edilmiyorsa o zaman bütün o realitelerin ortadan kalkması ve gelişime sürmesi gerekir. O zaman küreselleşme asla ve asla o sonlu kültürel yapıların herhangi birine adaptasyon demek olamaz. Yani kalkıp birileri diyorsa küreselleşme, emperyalizm, Batı'nın, Amerika'nın kontrolü falan bu geçersiz bir şey size. Çünkü eğer dünya tini kavramını kabul edebiliyorsak, realitenin o idealiteye ulaşıncaya kadar, gerçek anlamda ruhsal oluncaya kadar edimselliğini geliştirmesi gerekiyor. Neydi? Edimsel olan, ussal olan değil mi? Hegel'in formülasyonu. Ussal olan neydi? Kavramına uygun olan. Doğru mu? O zaman realitenin gereksinliği tek şey değişme özgürlüğü. Ona karışılmaması, o kendi içinden kendini frenlemediği sürece, dışsal bir engelleme olmadığı sürece insan hiçbir zaman olduğu gibi kalmaz.
Sürekli olarak yaşıyor. Bunun yaşla, bölgeyle, herhangi bir dışsal belirlenimle ilgisi yok. Özgür insan, gelişen insandır. Eğer bir insan bir kalıp bulmuşsa, katılaşmışsa, bir alışkanlıklar kütlesine pırtılaşmışsa o insan ölü demektir. Onun varlığı ya da yokluğu arasında fark. Ne kendini tam olarak ortaya çıkarabilir, ne kendini anlayabilir, ne kendini yaşayabilir, ne de öyle bireylerden oluşan bir toplum herhangi bir gelişme gösterebilir. Özgürlük şeyin ilk koşulu. Özgür olmak şey demek değil. Bir anda erdemli olmak, bir anda türede, tüzede, etikte, doğrultuda olmak ya da bunları en iyi biçimlerde realize etmek demek değil. Amerikalılar özgürler. Ama Amerikalılar o özgürlük için her türlü barbarlığı da yaptılar. Zencileri, özgürlük, Amerika özgürlük üzerine kuruldu ama 1950'lere, 60'lara kadar zencilere insan altı varlıklar gibi davranmayı sürdüler. Bugün bile onu tam olarak şey yapmış değiller, temizlemiş değiller. Aynı özgür Amerika, Avrupa'yı Nazilerden kurtardı. Öte tarafta 10 yıl sonra İran'da, İran'ın demokratik yapısını, demokratik olarak seçilen başkanını, hükümetini ortadan kaldırdı. Aynı Amerika gitti Latin Amerika'da en vahşi faşistlerle, sadistlerle işbirliği yaptı. Yani bu bütün bunlar yine de Amerika'nın özgür olmadığını ya da Batı'nın özgür olmadığını göstermiyor. Çünkü özgürleşme süreci bu gerilimin kendisine karşı verilen bir kavga aslında. Yani eğer bir özgürleşme sürecinden söz ediyorsak orada henüz özgürleşmemiş bir boyutun da olduğunu kabul ediyoruz demek. Deriklik düşüneceğiz. Eğer gelişmeden söz ediyorsak, bir toplum gelişiyor diyorsak, o toplumun gelişmemişliğini orada itiraf ediyoruz yani. Gelişmiş olanın gelişmeye gereksinimi olmaz. Gelişmekte olan gelişmemiş olduğu için gelişiyor. Ve de gelişmesinin tek koşulu özgürlük. Çünkü insan usulünün yenileşmesi, açılması, kendine tüm potansiyeliyle ortaya koyması için dışarıdan bir dürtüye, bilgiye gereksinliği yok. Bir insanı özgür bırakırsanız o matematiği de öğrenir. Eğer yani daha eski dönemlere baktığımız zaman Mısır'da niye matematik gelişmedi? Matematik kullandılar, pratik olarak kullandılar, pratik olarak kullandılar ama Yunanların verdiği o düzeyi asla vermedi. Hiç karşılaştırma bile götürmez. Yani bunu ölçmemek için, anlamamak için şey tam bilgisizlik gerekirdi. Mısır'da piramitler yapıldı. Çok ustaca yapıldı onlar ama bir Öküdes, Arşimedes, Protus vesaire böyle bu şeyde modern dönemde kullanılmayı sürdüren geometrileri Mısırlar üretemediler. Neden üretemediler? Yasaklandı mı onlara? Dışarıdan engelleyen bir güç mü var? Hayır. Kendi işlerini yasakladılar. Çünkü katılaştılar. Bir rahipler kastının şeye altına girdiler. Yamanlığı altına, denetimi altına girdiler. Orada şeydi. Rahipler her şeyi biliyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Ama Yunanlarda, daha doğrusu İonyalılarda öyle bir şey olmadığı için rahipler sınıfı. Orada da rahipler vardı ama bu rahipler şeydi. Böyle politik güçleri olan rahipler, insanlar değiller ve topluma karışamazlar. Bütün felsefe ve bilim burada gelişti, Anadolu'da gelişti. Bunun Türklerle ilgisi yok, hiçbir ilgisi yok. Keşke olsaydı. Yani Türkler Anadolu'ya geldiler ve uygarlığın beşiği olan bu topraklarda uygarlığı anlayamadılar. Hala anlayamadılar. Hala da aslında onu batıyı şey olarak kötü bir şey olarak dikkat edin, hala Batı sözcüğü Türk kültüründe, özellikle solcu ve ilerici kültüründe şeyle, kötü bir anlam taşır ve bunun böyle olmaması gerekiyor. Neden böyle olduğu şey, bunu ayrı bir anlamda çözmeyi gerektiren bir konu. Onlar geliştiler, Yonya'da geliştiler, felsefeyi yarattılar, bunları yarattılar. Bunlar hepsi Yonya'da, ta şeye kadar. Atina, gazete okulunun, Sokrates'in, Platon'un başlığı tez ortaya çıkıncaya kadar İonya'da gelişti her şey. İtalya'ya gidenler de İonya kültenliydiler, dilatikler. Burada gelişti.
ilişkisi olarak, her zaman tarihsel olarak ve coğrafi olarak ilişkisi olarak için bu ülke Batı'nın içinde olmasına karşı Batı'nın en geri, en arkada kalan kültürlerinden biri oldu. Çünkü kitlen de değişmez de görse güvençli oldu ve tüm ev o şeyi yandı. Güvence yandı ya da bu Osmanlı dini kendini ortadan kaldırdı. Şimdi tarihsel gelişimin farkında zamanımız. Sonra yaklaşıyoruz. Kültürel çoğulluk kavramı özel. Çünkü bu özellikle postmodernizm bu kavrama karşı sarıldı ve onu kullanmayı gerekli gördü. Çünkü ideal bir kültürden, ideal bir normdan her alanda vazgeçti. Yani onları reddetti. Çünkü usul kabul ettiğiniz zaman, Homo sapiens kavramını evrensel bir kavram olarak kabul ettiğiniz zaman oraya usul ya da bilgiyi yüklediğiniz zaman çok kültürlülüğü savunamazsınız. Çünkü o çok kültürlülüğün her biçimi, kültürün her biçimi aslında sonlu olduğu için, geçici olduğu için insanın takıl kalacağı, duracağı bir nokta değil. Çok kültürlülük kavramının kendisi o sorumluluğu kapsıyor. Bunu savunmak tutuculuktan başka bir şey değil çünkü o kültürlerin kendileri bile değişirken çok kültürlüğü savunan bakış açısı o değişimi istemiyor. Örneğin bunlar pratikte şey yaptılar, İran'daki modernleşmeye karşı çıktılar. Kimdi? Foucault. Michel Foucault değil mi? Yani o örnek çok özel ve çok önemli. Bu postmodern. Yani şimdi onun kendi başına kişisel bir görüşü olarak almamak gerekiyor. Michel Foucault'un İran konusundaki tutumunu, çözümlemesini, eğilimini falan. Bu aslında bütün o irrasyonist alanın kendisinin ortaklaşa bir çıkarsaması olarak görülmesi gerekiyor. Çünkü eğer tüm kültürleri birbirine eş değer olarak görüyorsanız, bunlar arasında hiçbirisi ileride ya da geride, yukarıda ya da aşağıda değildir, kültürel bir hiyerarşi yoktur diyorsanız, o zaman herhangi bir kültürde ne olursa olsun, onu kabul etmekten başka bir şey yok, çare yok. Yani İran'ın Şah döneminde irrasyonel modernleşmesi sonunda Moğolların şeyini getirdi. Devletini getirdi. Yani modernleşmenin boğulmasını, öldürülmesi, yok edilmesi ve yerine Moğol rejiminin Şii inanç üzerine kurulan sözde devletini getirdi ve postmodern düşünürler bunu aklamak zorunda kaldı. Çünkü bu İran'ın kültürüydü. İran'ın modernleşmeden kurtularak kendi kültürlerine geri dönmesi olarak gördüler bunu. Buna alışılabilecek şey. Bunu söylemiyorsa, bunu söylemiyorsa o zaman aslında yapması gerekeni yapmıyor demektir bir şey. Bu ayrıca bir şey Foucault tarafından mı, Deli de tarafından mı, başkaları tarafından mı yapıldığını da bir anlamı yok. Kültürel çok kültürlerin kavramına kültürel tutuculuk demek. Team kavramı, dünya team kavramını kabul ediyorsak ve bunu ereksel olarak kabul ediyorsak o zaman yoldaki hiçbir aşama durulması gereken ideal durum değil. Bunlar hepsi sonunda geçici ve de daha iyisiyle, daha yükseğiyle yer değiştirmek zorunda olan biçimler. Şimdi küreselleşme, dünya tiyimi, tarihsel, tarih felsefesi, çok kültürlü. Burada kavramlar, ilgili kavramlar bunlar aşağı yukarı. Ama bunları biz güzel felsefesinin kendi dizgesi içinde ele alacağız. Biraz karışacak ama sanırım şey, toparlama şeyimiz de olacak, şansımız da olacak ve de daha çok fazla kavramı geleceğiz. Ancak alanına geleceğiz, küçük alanına geleceğiz ve burada örneğin aileyi incelerken aile kavramını buna çok kültürlük bağlamında da alacağız, tarihsel şekilleri içinde de alacağız. Neden çok fazla girmiyor tarihsel gelişme ama aile kavramı nedir? Onu da alacağız ve ona göre gerçek ailelere ya da aile kavramına göre reel ailelerin nasıl olduğunu ya da toplumların yapılarının gerçek toplum kavramına göre nasıl olduğunu göreceğiz. Ve bunu küreselleşmeyle ya da dünya tarihiyle ilişki içinde alacağız. Küreselleşme sadece ekonomide, sadece sermaye ilişkilerinde ya da teknolojik alanda olan şey değil. Dünya timinin
bütününde o kavramsal tümleşmeye doğru, ideal tümleşmeye doğru evrimi olarak görmemişim. Ve bir yeni felsefesi aslında şey. Dediğim gibi, küreselleşme adını kullanmasa da Miyati'nin kavramını bitirmekle bu konuyu zaten 200 yıl önce ortaya atmış oluyor ve buna rağmen yine Türkçe, ulusalcı, kendi gibi biliyorsunuz böyle suçlamalar yapıldı. Bu suçlamaların ne kadar ilgisiz olduğunu bu kavram gösteriyor. Ya hiçbir zaman Alman tasvirisi olarak görmedi kendine. Böyle Almanlara herhangi bir şey tanımadı. Öncelikle de üstünde tanımadı. Germanik Tin'den söz etti Hegel, modern Tin'in yaratıcısının, geliştiricisinin Germanik Tin olduğunu söyledi. Yani İslamik Tin değil ya da Asiatik Tin'ler değil ama Germanik Tin dedi. Ve de Germanik Tin yine Almanlarla ne kısıtlı ya da Almanlara ayrıcalık veren bir Tin. Germanik Tin İngiltere'yi de kapsıyor, İskandinav'ı da kapsıyor. Katolikler de var tabii. Yani orada özel olan şey, Germanik Tin için özel olan şey, neyin tarih felsefesinde ortaya çıkardığı şey, reformasyonun ortaya çıkması. Reformasyon, o Tin'in katılığını, değişmezliğini çözen şey oldu, faktör oldu. Ve reformasyon bunu kendisi amaçlamamış olsa da sonuç bu. Yani Martin Luther, ben dünya tarihini modernleşme sürecine sokacağım, sokmayı istiyorum falan demedi. Ama günün özgürlüğünü getirdiği zaman kişi kavramı ortaya çıktı, özgür özne kavramı ortaya çıktı ve insanlık gelişmesi için önünde hiçbir engel görmez oldu süre sonra. Bu sadece belli bir sınıf, belli bir kesim, belli bir ulus ya da etnik grup için değil, sanatın insanlık için küçük olan bir kavram ve başkalarına cevap almamış değil. Belediyenin her biri sonsuz gelişme yeteneğinde olan bir toplumun üretemeyeceği, yapamayacağı şey. Gelişme kapanmış bir toplumlarda, kültürlerde bireyler de ölüyorlar. Boş bir şekilde kendilerini yeniliyorlar. Hiçbir şey üretmiyor. Bak hiç toplumu. Bilim yok. Güzel sanatlar son derece şey, çirkin ve düşük. Fatik olarak işte henüz şey yok. En küçük bir şey görmüyoruz. En küçük bir görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Minimal görüyoruz. Yani en azından o 70'lerdeki İç kavga, iç savaş. Ama yani, özgürlük ve ahlak bir arada olan şey. Özgürlük olmaz ama ahlak da olmuyor. Ve Türkiye'nin etik sıralaması maalesef çok bir karar değil. Bu şeyleri ayrıntılı noktaları daha sonra ele alacağız. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Evet. Kişi ve birey farklı mı? Farklı. Kişi, birey, özne, üye, aile üyesi falan değil mi? Ama özgürlük bireyin olması için, yani bir bireyin olarak ortaya çıkabilmek için o bireyi boğan, evrensel olan alışkanlık kültüründen, gelenek kültüründen çıkmak gerekiyor. Birey kendini özgür olarak, denetimsiz olarak, sadece kendi denetiminde olarak bulduğu zaman gelişmemesi için üstüne verdi. Birey özgürlük şey değil, dilediğini yapma diye onu geçenlerde konuştum. Özgürlük usta olanı yapma, doğru olanı ve iyi olanı yapma. O yüzden özgürlükten korkacak Doğulu özgürlükten korkar, değiştirilir bir şey. Hala korkmak istiyor. Batı'dan korkusunun nedeni o aslında. Türkiye'de de var bu şey, özgürlük korkusu. Özgürlük şey değil, dilediğini yapmak, keyfilik, başına buyruklık demek değil. Özgürlük, istenci ustalığının kendine yükselleştirmesi. Ve de bunu başka türlü olmasına olarak hiçbir özgür toplum beceremez olmuyor. Tam tersi bu. Despotik toplumlar, başka toplumlara gözdağı oluyorlar, tarihe zararlı oluyorlar, engelleyici, tutucu oluyorlar. Bugün İran hiç kimse yaşıyor. Yararlı. Herkesin korku kaynağı. Eğer nükleer silahlarını yapacak olsaydı, gerçekten burada bizim rahatımız kaçacaktı. Çünkü o despot kafanın ne yapacağı belli değil. Bu sual değil, irrasyonel. Özgür değil, düzgün düşünemiyor. İsrail'in üzerine atmak için yapmaya çalışıyordu onları. Ya da belki de şey, Kuzey Kore biliyorsunuz, orada da aynı şey var, despotizm. Amerika'yı vurmak için ne kadar şey var, bütün yoksulluğuna karşı ne yapsın, oraya yöneltti. Despotizm, rasyonel düşünme, lezzetli değil. Ona yeteneği yok.
haftaya şey yaparız. Bir başka yeni yıl olur.